Aşçı yani bir restoran 3 yıldızın üstünden fazlasını alamıyor zaten. Yani otelden restorantı karıştırdı sanırım. Yani pek memnun değilim, daha ilk başta ofsayta çok yakalandılar. Yani pek rakibim yok Mesut'tan başka, bir rakibimi görmüyorum şu an. Bir tane kadın olmasını aslında onun şu an burada olması onun açısından çok iyi bir şey. Yani 4 tane, gerçi hepimiz aşçıyız. 4 erkek aşçının arasında bir kadın aşçı olmak biraz onun için hem onur verici hem de gurur verici diye düşünüyorum. Onun açısından çok iyi bir şey. Tütsülenmiş tarçın rozmarin eşliğinde damak temizleyicisi. Mesut sağ olsun. Gerçekten de hala ben o Tadı duruyor mu hala? o çamın tadı gitmedi. Aylarca seni andım. Zuhal Hanım, çamın tadının kokusunu tüm Türkiye duydu zaten. Ben Duydular, oturduğum evet. yerden. Evet, bir şey söyleyeceğim. Eşin falan yedi mi hiç, öyle bir şanssızlığı yaşayan oldu mu bizden Yok, başka? sizden başka kimseyi tattırmadım. Bizim üzerimizde denedi zaten. Deneysel bir çalışma yapmıştı. Çamını fazla kaçırmıştı. Çamı fazlaydı, evet. Öyle bir lezzet ortaya çıktı. Hem de el cihazıyla topladığı çam terebentiyle değil. Evet. Gördüğünüz üzere televizyonlarının karşısına, ekran karşısına yeni geçen seyircilerimiz için bir kez daha tekrarlıyorum. Bu hafta Zuhal Topal'la Yemek Keyiz'in gelmiş işte. Geçmiş en iddialı aşçıları yarışacak. Galiba. Biraz heyecanlıyım, evet. Ve haftanın ilk yemeği de, ilk lezzeti de ağzımızı temizlemek için rozmarinle, tarçınla, Buyurun. Efendim ananasla buluşan bir lezzeti. Teşekkür ederim. İçeceğiz. Biz şu an mesela hiç yemek yemedik ya. Ağzımız evet. hani gayet suyumuzu içtik. Geldik daha önce yemek yemedik. Ne yediğinizi yemek dışarıda. Yemediniz, yemediniz. Yok hani bilemeyiz. Bunu aralarda yemekleriniz çünkü çok keskin lezzetleri olan evet. Türk kahvesi var, başka şeyler. Bunu arada içseydik daha iyi olmaz mıydı? Yani ben arada vermeyi tercih etmedim. Bu benim önümde sizin. Dostum bence çünkü yemekleriniz çok karışık olduğu için. İkide bir bununla ağzımı temizler ondan sonra. Bunu isteyen devam eder, isteyen şimdi Tabii canım, içer bu masada verir, değil kalacak. Mi? Bunun tam olarak sizden ben duymak istiyorum. Yani bunun ismi tütsülenmiş tarçın rozmarin eşliğinde damak temizleyicisi. Tamam. Tütsülenmiş tarçının bizim tüketeceğimiz içeceğin neresinde? Burada işte. Bunu mu emeceğim ben? Hayır, siz tütsülenmiş tarçını tütsü kısmından alıp karıştıracaksınız. Tütsülenmiş dediğiniz yakmak mı sadece? Evet. Tütsülemek bu değil. Evet. Tütsülemek bu değil. Tütsülemek bunu yakıp bunun dumanını da bir ürünü muhafaza evet. etmek. Ben Ama zaten ettim. Bunun içerisinde bu duman buradan geliyor ya, bunu siz böyle alacaksınız, gösteriyorum. Bu şekilde karıştıracaksınız. Bakalım siz burada ne bir aşama yaptınız? Ananas suyunu hazır aldınız. Ananas suyunu hazır aldım, evet. Yani bunu içine bir elma atıp rozmarin atıp bu şekilde mi getirdiniz? Evet. Keşke tamam. ananası bir blenderdan falan geçirip en azından suyunu kullansaydınız. Doğru söylüyorsunuz, evet. Peki, başlayalım. Peki. Buyursunlar. Çok afiyet olsun herkese. Bunu karıştırırsanız. Ben Şunları koyacağımız bir şey verirseniz masaya mı koyalım? Yani karıştırırsanız tekrar bardağın üstüne koyabilirsiniz. Elinizde tutabilirsiniz. Şu şekilde içebilirsiniz. Tut elinde ya. Hem de Allah Allah. Ne bileyim, susamlar döküldü. Yani buradaki susamlar da midenizi Meyve suyu içiyorum şu an. Ananas. Evet. Ne bir tarçının geliyor kokusu. Bahsettiğiniz gibi bunun şeye geçmez bu kadar kısa sürede. Gelmiyor. Tütsü evet. kokusu gelmedi ama. Bu kadar kısa sürede geçmesi zaten mümkün değil. Neyse, bu içeceğim Anana, olarak evet. dursun yanımda. Peki sizin içeceğiniz olarak dursun. Ben Aynen. o zaman başlangıçlarımı başlayayım. Bunlardan da devam edersiniz müsaadenizle. Başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Mutfağınızı gezebilir tabii miyim? Tabii ki, tabii tamam. ki, buyurun. Tamam. Toprağın Beraber gidelim hatta. Mutfak Lütfen, beni bilen bilir, bilmeyen susar. Buyurun. Nurbanu. Ne yaptın? Tütsünü şeyini alabildin mi? O olayı yaşayabildik mi? Zuhal Hanımcığım, alamadım. Ne yapmaya çalıştığını da anlamadım. Şu an meyve suyu içiyor gibiyim. Kesinlikle öyle. Sunumu güzel. Sunumu gerçekten. Sunumu güzel. Sunumu güzel. Sunum özenmiş bardaklarını. Evet. Ama lezzetler yok. Hani ananas suyu. Evet. Sadece ananas evet. suyunu süsleyip önümüze getirmiş. Yalnız ocağın üstünde hiçbir şey yok. Yani evet. bir ısıtacağınız falan ne bileyim. Isıtacağım sadece patates püren var. Ara sıcağım olarak. Geri kalanlarımın hepsi tüm yemekleri soğuk olarak servis edeceğim. Anladım. Baget ekmekleriniz... Baget ekmeklerim burada. Onları kullanacağım. Devam edeceğim birazdan. Yalnız onları kullandım. Onlar fazla. Sadece bir şey söylemek tabii istiyorum. Ben kesinlikle puan vermiyorum. Sadece merak ettiğim tabii, için girdim. Yanlış tabii, anlamayın tabii, olur mu? Yok. Sadece bakmak istedim. Tabii. Güzel süslemiş. Güzel süslemiş ama dediği gibi şimdi o tütsüyü ben de öyle bir şey zannettim. Evet, burada böyle burada o değil onu mi? Sıcağı Alalım. Sıcağına o tütsüyü... Ama zaten rozmarin de tütsülenmemiş. Direkt duruyor yeşil haliyle. Öyle içine atmış i̇çine demek atmış, ki. Evet. Ben de bir tütsü işlemi yapacak ve en azından kaynatabilirdi mesela bir nar suyunu ya da, bekletip o şekilde zaten rozmarinin aroması geçmez bu kadar evet. kısa sürede ananasa. Soğuk ürünlerde zaten daha zor. Çok zor. Hazır meyve suyuydu ananas suyu. Herhangi bir dokunuş, iddia ettiği dokunuş yoktu. Ben hiçbir şekilde tarçının aroması, tütsüye dair hiçbir şey yoktu zaten, kesinlikle yoktu. Boş ananas suyu içtik.
damak temizleyici diye önümüze sunduğu ananas meyve suyuydu. Yani çok şaşırttı. Hiç uğraş yoktu. Asla tütsülenmiş bir tat vesaire yoktu içinde. Şaşırdım. Baget ekmeklerini hazır mı aldın? Evet, hazır aldım. Yani ekmeği yapmayı tercih ettim ama yabancı ev, daha önce hiç gelmedim. Fırından yaşa bir problem yaşarım diye şöyle şey söyleyeyim. Bir aşçı sadece bir tezgah ve bir masa olduğu sürece her türlü her yerde bir şey pişirebilir. Sadece söylüyorum. Ekmeği tezgahta mı pişireceğiz? Hayır, tezgahta açarsın, fırında pişirirsin. İşte ben fırına riske atmak istemedim. Çünkü Fransız baget ekmeği nasıl zorluklarla yapıldığını biliyorsunuz. En azından yani pişme farklı aşaması, bir baget ekmeği hazırlayabilirsin vesaire diye. Yani anladım ne ben seni. Ne tarz bir şey mesela? Farklı baget ekmekten ziyade? Yani sadece normal baget ekmeği değil de bir ekmek veya bir şey kullanabilirdiniz yani. İşte ben baget yani ekmeği olarak gittim. Çünkü anladım, tabak sunumunda bu daha farklı duracağı için bunu tamam düşündüm. Tamam o zaman, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Rica ederim. Zuhal Hanımcığım, ben de böyle bir menüyü okuyacağım. Murat geldi zannettim. Şu an çok mutluyum bu arada. Ah Murat, ah Kara Murat sizin. Evet. Ah bandanalı Murat. Ah bandana Murat'ımız. Ah ah Murat. Çok korktum ama şükür Allah'ım. Bağlı'nın yarıştığı haftada biraz zorlu rakipleri vardı, evet, açıkçası. İki tane zorlu rakibim ve vardı. Ve de çok güzel puanlar alanlar vardı. Gerçekten de çok lezzetli bir hafta ben kaldı. Ben ilk gün yarışmacısının aklımda ismini hatırlamıyorum Samet ama Bey. Samet Bey'in çok masası iyiydi. Çok iyiydi. Bence yemekleri de çok iyiydi. Samet'e de çok selam iyiydi olsun. O biraz sizlerle yarışan bütün yarışmacıları buradan tekrar almış olalım. Onlara da selamlar. Selam var. Hani duyacaklarını. Aleykümselam. Görüşen var mı eski yarışmacak? Ne güzel. Mesut. Görüşürüz. Baget ekmeğini kendim yapacakmışım. Ben adama diyorum ki burada fırın riski yani, bilmediğim bir fırın. Bu fırında yapmak istemiyorum diyorum. Adam diyor ki farklı tezgahta baget ekmeği yapabilirsin. Tezgahta nasıl bir baget ekmeği yapacaksın ya? Öyle bir şey mi var? Bunlar yine klasiğin peşinde. Yani aşçılar dedik ama ben de çok büyük bir şey bekledim. Ahımşan bir şey bekledim de hiç beklediğim gibi çıkmadı yani. Şu anda kendi yapmış olduğum lor peynirini sarımsaklı ekmeklerimin üzerine koyuyorum. Sence niye o kadar tepki almıştın o hafta yarışmacılardan? Ya ben kendimi izlediğimde de biraz fazla konuşmuşum ama boş konuşmamışım Zuhal Hanım. Hani öz eleştiriye gelelim. Çok evet, ya ben kendimi eleştiririm. Konuşmuşum evet ama hep yemek hakkında konuşmuşum. Ben kimsenin kıyafeti hakkında konuşmamışım. Ne bileyim, kimsenin evinin kokmasıyla alakalı konuşmamışım. Mutfağın temizliğiyle ilgili konuşmuşum. Şimdi Toprak Bey'e de soracaktım mutfak nasıl nasıl diye. Nasıl mutfak diye anlatsın mutfak size. Gayet güzel, temiz yani. Ben de zaten ortada değerli bir yemek yok gibi ama bakacağız öyle işte. Güzelleri kapalı. Evet. Başlangıcımız geldi. Berfu söyler misin seyircilerimiz için de? Getirirken şunu düşürdüm, kusura bakmayın. Kusura bakacağız bu hafta. Düştü yani. Bu hafta kusura bakacağız. Ne? Peynir. Ne düştü, nereye düştü? Şu ya, peynir. Ha, ekmeğin lor üzerinden. Neyse. Loru acaba kendisi yaptı? Ekmeğin üzerinden yaptı düştü. Lor peynirini evet ben kendim yaptım. Wow! Lor peynirini kendin evet yaptın. Evet kendim yaptım. Lor peyniri dediğimiz şey sütün içine zaten sirke katınca lor peyniri oluyor. Sirke katmadım ben, limon sıktım. Tamam, aynı şey, ekşi bir şey katınca kesiliyor. Evet, evet. Lor peyniri. Keşke ekmeğini kendiniz yapsaydınız, hazır galiba. Yani ben buranın fırınını biraz şey yaptım, bilmediğim için kendime riske atmak istemedim. O zaman istemedim, hazır aldım bu menüyü. Şimdi ben bıçak bunun alabilir miyim ekmeği? Tabii ki. Ekmeği normalde yani tadım menülerinde biz elimizle tutup yiyoruz ama tabii siz nasıl arzu ederseniz. Başka bıçak burşette isteyen var mı? Burşette falan geldiğinde sen elinde yersin herhalde. Buyurun. Burası televizyon karşısındayız şu an. Hani. Buyurun. Ne getirdin başlangıç olarak? Yemeğimi tanıtayım. Yemeğim Fransız baget ekmeği üzerine sarımsaklı lor peyniri. Sosu incirli roka salatasıyla yani altında devam ediyor. Sosunda da yok. Trüf yağlı ballı sos var. Bütçenizi yitirebilir miyim? Bütçemi oldukça açtım. Yalnız hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var bu hafta. Yani bilmediğimiz de yemekler var arkadaşlar. Menüde tattıkça bunlarla alakalı da bilgi sahibi olmuş olacağız. Ekmeği hangi işlemi yaptınız? Sadece ekmeğin üzerine fırın sadece sarımsak sürdüm. Fırına atmak istemedim, ekmeğin kurumasını istemedim. Biraz çıtır olsa daha iyi olmaz mıydı? Ya en azından evet, bir işlem yapmış işte olurdunuz. Sen şimdi ekmeği kesip üstüne... Yani ben fırın benim çok kafamı karıştırdı. Yani bilmiyordum. Daha önceden gelip bakmadınız mı fırına? Yok, bakmadım. O zaman seçmeyecekti. Çünkü şu an salata bu. Yemeğin yanında ben bunu veririm mesela. Şimdi siz 3 yıldızlı bir restorantta tadım menüsünü daha önce hiç deneyimlediniz mi? Yoksa tamam, yaşadınız siz, mı? Siz şimdi araştırdınız mı? Biliyor musunuz? Bu konu hakkında nasıl bir bilginiz var acaba? Güzel soru. Bana öncelikle bu bilginizi aktarır mısınız? Ben şu an yiyip yemediğimi tartışmıyorum. Şu an diyorum ki biz şu an 3 yıldızlı bir restorana gelmedik. Bunu ikide bir bizim önümüze sunacaksanız biz sizi hiç eleştirmeyelim o zaman. Hı-hı. Doğru ama mudur? Benim konseptim bu. Ben size bunu en baştan açıklıyorum. Doğru mudur? Doğru. Ya benim konseptim bu şekilde ilerliyor. Şu an bunların hepsi
tadım menüsü adı altında gidiyor. Yani biz şu an bir tadım menüsündeyiz. Başlangıç olarak salata geliyor. Bunu tatmak zorundasınız. Yani yok ben bunu yemeğin yanında istiyorum. Yemeğimin yanında gelseydi. Bir kere bu eleştiri tadım menüsüne aykırı bir eleştiri. Bu konuda haklı Berk. Haksızsam. Evet. Haklısınız. Evet. Bu konuda haklısınız. Siz devam edin. Estağfurullah. Başlangıç için bence gayet güzel bir başlangıçtı.